Merhaba arkadaşlar. Dünya haritasında verilen arabalar aynı anda ve aynı yöne doğru hareket etmeye başlıyor. Buna göre 700 kilometre sonra kaç numaralı araç daha fazla meridyen geçmiş olur? Şimdi burada bilmeniz gereken bir kavram var. Meridyenlerin arasındaki mesafe ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalıyor. Yani ekvatora en yakın olan araç daha fazla meridyen yol almış olacak. Ekvatora en yakın olan araç ise daha fazla meridyen gidemeyecek. Yani daha az gidecektir. Şimdi baktığımızda 700 kilometre giden araç bakalım kutuplara en yakın olan 60 derece ile birinci araç 700 kilometre sonra birinci araç daha fazla meridyen yol almış olacaktır. Bu durumda cevabımız A seçeneği. Merhaba arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde 4 farklı ülkenin coğrafi koordinatları gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 3 numaralı ülke Güney Yarımküre'de yer almaktadır. Bakalım ekvatorun güneyinde mi? Evet, doğru. Başlangıç meridyeninin batısında 1 ve 4 numaralı ülkeler bulunmaktadır. Bakın başlangıç meridyenimizi burası batısında da 1-4 yer alıyor. Doğru. Ekvator çizgisine en yakın ülke 1 numaralı ülkedir. Arkadaşlar şimdi bu tam doğru bir bilgi değil. Çünkü ekvator çizgisine en yakın 1-2-3 olarak aynı mesafedeler. 3'ü eliyoruz. 2 ve 4 numaralı ülkelerde aynı iklim tipi görülür. 2 ve 4 çok alakasız. 2'de ekvator iklimi görülürken 4 orta kuşakta yer alıyor. Bunu da eliyoruz. Bu durumda doğru cevabımız 1-2 B seçeneği. Merhaba arkadaşlar. Günay Hava Yolları bir uçuş seferi düzenlemiştir. Seferin yapılacağı ülke olan Avustralya'nın matematik konumu yukarıda verilmiştir. Buna göre Avustralya'nın matematik konumu dünya modellerinin hangisinde doğru olarak gösterilmiş? Bu bizden bunu istiyor. Şöyle bir çizelim yan tarafta dünyamızı. Şöyle bir ekvator yapalım. Bir de başlangıç meridyeni çizelim. Biraz yamuk olsa da idare ederiz. Avustralya 9. güney enlemi ile 44. güney enlemi arasındaymış. Yani 9'u şurada varsayarsak 44'ü de burada varsayalım. Şöyle 112. doğu boylamı ile 154. doğu boylamı. Şimdi batı doğu şeklinde. O zaman şöyle yapacağız. 112'yi şurada hesap edersek 154'ü de burada hesap edeceğiz. Yani şurada bir yerde Avustralya diye bir kıta varmış. Şimdi baktığımızda buraya en uygun olan A seçeneği arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Verilen Türkiye fiziki haritasındaki bilgilerden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Bakın yan tarafta da yükselti basamakları renklendirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artmaktadır. Evet bakın yeşilden koyu kahverengi ve beyaza doğru bir gidişat var. O zaman bu bilgi doğru. Denize kıyısı olan kesimlerde yükselti azalmaktadır. Bakın denize kıyısı olan yerlere bakalım. Mavi ve yeşil tonlarını görüyoruz. Doğal olarak yükseltisi azmış. 1 ve 2'ye ulaşabiliriz. O halde 1-2'ye ulaşabilirsek bizden ulaşılamaz istediği için seçenekleri eledim. Denizlerde mavi rengin tonları arttıkça derinlik artmaktadır. Bakın açık maviden koyu maviye gittikçe derine doğru iniyoruz. Buna da ulaşabiliriz. Yükselti arttıkça ovalardaki tarım verimi azalmaktadır. Şimdi yukarıda bu bilgiye ulaşmam söz konusu değil. Bu tamamen iklimle alakalı bir unsur, sulamayla alakalı bir unsur. O yüzden yalnız 4 olacak. A seçeneği. Merhaba arkadaşlar. Bu görselde numaralandırılmış yer şekilleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi baktığımızda 1 numaralı yer yüksek bir alanda düzlüğü ifade ediyorsa buna biz plato diyoruz. 2'ye bakalım. 2
Çukurluğa dolmuş, geniş bir etrafı kara parçasıyla kaplı su kütlesini vermiş. Bu da göl olarak ifade ediliyor. Üç arkadaşlar, denize yakın yerler geniş düzlük alanlar olarak ifade edilmiş ova. Ve dörde baktığımızda bir nehir ya da çay, dere ne diyorsanız görüyoruz. Şimdi bu şemaya uygun en uygun seçenek A şıkkı.